terörle mücadelede sınır ötesinde örgütün elebaşı kadrosuna da malum büyük darbe indiriliyor. Milli İstihbarat Teşkilatının nokta operasyonlarıyla sahada hemen hemen kıskıvrak çevrelenmiş durumda terör örgütü. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde örgütün elebaşı kadrosuna ağır darbe indiren Milli İstihbarat Teşkilatının eski başkanı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çarşamba günü gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilmişti. Hakan Fidan'a tebrik istihbarat kurumunun bir numarasından geldi. İngiliz Dış İstihbarat Teşkilatı MI6 Başkanı Richard Moore sosyal medya hesabından Hakan Fidan'a seslendi. Tebrik ederim fazlasıyla hak edilmiş bir madalya mesajı paylaştı. Evet, devlet üstün hizmet madalyası ferahatı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda 13 yıl boyunca müsteşar yardımcısı, müsteşar ve başkanlık yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a törenle Devlet Üstün Hizmet Madalyası Berat'ı verdi. Ben bu madalyayı benimle beraber görev yaparken Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta sizin emirlerinizi hayata geçirmek için şehit olan arkadaşlar maden Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan madalyayı teslim alması ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan tarafından Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile onurlandırıldım. Değercükleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu madalya devletimiz ve milletimiz için cesaret ve azimle çalışan tüm arkadaşlarımızın ve bu uğurda şehadete eren kahramanlarımızındır." dedi. Hakan Fidan'a tebrik İngiliz istihbaratının bir numarasından geldi. İngiliz Dış İstihbarat Teşkilatı MI6 Başkanı Richard Moore, sosyal medya hesabından Hakan Fidan'ın paylaşımını alıntıladı ve Fidan'ı ''Tebrik ederim Sayın Bakan, sevgili dostum Hakan Bey, fazlasıyla hak edilmiş.'' dedi. MI6 Başkanı ve eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'na atanmasından sonra da Türkçe bir tebrik mesajı paylaşmış, dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim, hayırlı olsun bakanım yazmıştı. Ancak sahte bir hesabı etiketlediği anlaşılınca sosyal medyada gündem olmuş, yaptığı ikinci paylaşımla hatasını düzeltmişti. Yine Türkçe olarak hayaksi, bu utanç verici ama hesap parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek ifadelerini kullanmıştı.